nasılsınız? Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olun. Çok teşekkür size başkanım. Bu bölgedeki minibüsçüler için eyvallah. Takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de size bu UKM'deki yaptığınız çalışmalardan dolayı. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun sizden diyoruz. Kendinize hayırlı olsun. Hayırlı, hepimize hayırlı olsun inşallah. Evet, kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Minibüsçü arkadaşlara selamlar. Bu bizim işimiz. Yani. Anlatabiliyor muyum? Ama hani bizden sonra biz de neticede memleketin, devletin bir kurumuyuz. Bizden sonra ya biz bir de gidelim Cumhurbaşkanı'na teşekkür edelim diyorlarsa o ayrı gitsin etsinler. Başkanım ama buradan yani minibüs esnafı. Bu siyaset, çok siyaset. Kötü siyaset. Bu iş UKOME'nin işi. Bak bu işi aylardır, yıllardır hazırlıyoruz. 3 yıldır bu işe çalışıyoruz. Evet. Odalarınızla konuşuyoruz. Minibüs esnafının zorluğunu biliyoruz. Bunların değişmesi gerektiğini biliyoruz. Yani bu işi tıkayan akıl, biz bu işi çözdükten sonra, mecbur kalındıktan sonra ki taksiye de ihtiyaç var bu şehirde. Evet. Bunu hepimiz biliyoruz. Buna sahip çıkmayı ben ucuz siyaset olarak görüyorum. İstanbul'da bazı siyasiler bu ucuz siyasete kalkıyorlar. Cumhurbaşkanı makamını bile alet ediyorlar. Bence Sayın Cumhurbaşkanı buradaki bütün AK Partilileri sıradan bir fırçalaması lazım. Siz beni bu işe nasıl alet edersiniz diye. Hayır, gülleme gelmez. Yapacak iş mi yok? Ya başka yapacak iş mi yok? Değerli başkanım, minibüs esnafı olarak uzun yıllar mağduriyet yaşadık. Gerçekten çok zorluklar çektik. Evet. Evimizi geçindiremez, senetlerimizi ödeyemez hale geldik. Araçlarımızın birçoğu zaten bankada senetleri var, ödeyemiyor halen. Burada emeğiniz büyük. Emeği olan kim varsa, ya, nokta kadar emeği varsa da Allah razı olsun diyoruz. Herkes emek verecek yani. Neticede zaten UKM Büyükşehir Belediyesi'nin kurumu. Evet. Yani bu Cumhurbaşkanlığına bağlı değil ha, kimse şaşırmasın. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin bir kurumu. Bunun kapsayıcı bir akla dönüşmesi için de orada temsilciler var. Bak sizin de bir temsilciniz var. Evet. Her ne kadar sizi temsil etmiyorsa da sadece o taksi plaka sahiplerini temsil ediyorsa da taksiciler odası başkanı da orada sizin temsilciniz. Ama hani günün sonunda orada bir UKM var. UKM Büyükşehir Belediyesi'nin sadece Ekrem İmamoğlu burada seçimi kazandı diye oraya 3-5 tane sandalye ilave ettiler. Çoğunluğu ellerine aldılar, sözüm ona. Hani indir kaldır muhabbetine döndü UKM'de oy kullananlar. Ama o da çözülecek. Kaldı 5-6 ay. Allah'ın izniyle de çözülecek. Efendim en büyük mahallesiydi. Evet. İnan İstikbarat Şube mahalleyi bulamıyordu. Yani giriş yoktu. Başkanım şunu da dile getirelim. Minibüsçü esnafının konusu dağılmadan. Şimdi 8+1 büyük araçlar piyasada 0 ve ikinci eli toplamda 500'ü geçmiyor. Biz bunun analizlerini yaptık. Bu esnaf almak için araç bulamıyor, almak için bütçe bulamıyor. Çalışıyoruz buna. Bunun için sizden tekrardan bir yardımcı olmanızı isteyeceğiz. Gerek hükümetimiz gerekse sizlerin desteğiyle. Çalışıyoruz, beraberce çözüm bulacağız bunu. Ama bu güzel bir uygulama olacak, nitelikli bir şey olacak. Tarifeyi, başkanım bir de tarifeyi pimpon topuyla bilmem neyle tüfe üfeyle olacak iş değil. Esnafın birinci kalemi zaten mazot, ikinci kalemi parça. Bu ikisinin baz alınarak her 6 ayda bir tarifenin güncellenmesi tartışmaya açık bu konu değil. Çünkü ayıp. Esnafın cebinden birilerine ayıp. Para kazandırmak. Açık değil, ayıp. Evet başkanım, bunların bak, ayıp. Düzenlenmesini yani, talep ediyoruz. Bak biz göreve geldik, kaç senedir zam almıyordunuz? 3,5 senedir. Evet, evet, doğru. Gelir gelmez zam yaptık. Verdik. Niye? Ve dedik ki biz arkadaş bu mesele, bu esnafın hakkı, keşke enflasyon bu ülkede hiç olmasa, fiyatlar artmasa da esnafa da dese ki senin de her sene fiyatın aynı. Ama öyle bir durum yok. Şimdi 6 ayda bir yenilemek zor. Ben niye 6 ayda bir çalışanımın maaşını yenilemek zorunda kaldım kendim? Enflasyon. Yani çünkü enflasyon altında eziliyor. 2 ay 3 ay bile geciksen eziliyor vatandaş. Dolayısıyla sen de vatandaşsın, esnafsın. Bunun da ölçümü biçimi belli. Onu bile UKOME'de engelleyici bir kafa var. Yani ama onu da aşacağız. Başkanım onu biz aşacağız. Geldiğiniz ilk günde UKM'ye taksi konusunu zaten taşımıştınız. Ben kendi içimden şu konuyu geçirdim. Dedim ki vallahi büyük cesaret. Çünkü taksiciler bizden daha büyük bir camia. Bu katkılarınız en için teşekkür ediyoruz. Millet. Yani Allah ayrı. Yaradan en büyük. En büyük millet. Evet başkanım. Milletin üstünde kimse yok. Ne bir makam, ne bir kişi, ne bir grup taksi ki 16 milyon insanımız var. 16 milyon insanımızın ihtiyacını düşüneceğiz. Bak orada sıralama yaptım. Önce 16 milyon insanımız. Sonra taksi şoförü, esnaf.
Bak on binlerce insan direksiyonun başında. Sonra plaka sahibi. Bak sıralamayı yapıyor. Önce 16 milyon insanımızın hizmet alması. Sonra o esnaf taksi başında bak çalışıyor, kira ödüyor, bilmem ne yapıyor. Kolay mı yani? Öbürü de sermaye koymuş. Onu yok saymıyoruz ama sırası üçüncü. Yani sıralama yapıyoruz. Çok hepsini teşekkür ederiz başkanım. İlk üçe girdiğimiz için de teşekkür ederiz. Rica ederim. Başkanım, Sidik sanırım.